maalesef bizler de böyle üzülerek oradaki tabloyu izlemek zorunda kalıyoruz. Çaresiziz. O göldeki olan yaşanan bir katliamdır bu. Edirne'nin Havsa ilçesi sınırlarında bulunan Sinit Göleti'nde adeta balık katliamı yaşanıyor. Gölette yaklaşık 290 dekar alanı bulunan mağ sahibinin hukuk mücadelesi devam ederken mahkeme kararıyla göletteki suyun tahliye edilmeye başlanması içinde bulunan tonlarca balığın ölümüne neden oldu. Kıyısı balık ölüleriyle kapanan göletin çevresi kötü kokudan geçilmiyor. Hafsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, göletin hacminden daha fazla alana yayılması nedeniyle çevredeki tarlaların zarar gördüğünü, göletin özel mülkiyete ait alanında hukuk mücadelesinin sürdüğünü söyleyerek istimlak taleplerinin kabul edilmediğini kaydetti. Başkan Tekin, göletin yaklaşık bir yıl önce 10 yıllığına kiraya verildiğini de sözlerine ekledi. Simit Göl'deki balıkların bu şekilde ölmeleri tabii hem ilçe halkını hem bizleri ciddi anlamda üzüyor. Bu iş daha programlı bir şekilde yapılabilirdi diye düşünüyorum. Bu balık ölümleri gerçekleşmezden önce o balıklar göletin bir bölgesinde toplanıp daha sonra bölgemizdeki farklı göletlere aktarılabilirdi. Yani bu kadar balık telef olmazdı. Ki sizler de gitmiş, çekim yapmış ve görmüşsünüz böyle insan büyüklüğünde balıklar mevcut ve suyun üzerinde ölü bir şekilde duruyor. Fakat bu bölge tabii sizlerin de bildiği gibi hiç kuşkusuz özel bir mülkiyetti. Mülkiyet Ali Havsa'ya ait bir mülkiyetti burası. Daha sonra tabii gölet hacminden daha fazla alana yayılınca bu özel mülkiyeti olan Ali Havsa ve diğer şahısların tarlaları, kendilerine ait arazileri ciddi anlamda zarar gördü. Bundan yaklaşık 6 ay veya 1 yıl önce de Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan bir proje karşılığı gölet bir başka şahsa da kiralandı. Maalesef bizler de böyle üzülerek oradaki tabloyu izlemek zorunda kalıyoruz. Çaresiziz. Bizden istenilen herhangi bir şey olduğunda gerek biz, gerekse Avcılar Derneği olarak, kaymakamlık olarak her türlü katkıyı ve desteği vermeye her an hazırız. O tablo karşısında bir hayli üzgünüz. 10 yıllığına kiraya verilmiş, Tarım İlçe Müdürümüzden öğrendiğimiz kadarıyla. Ama henüz daha bir yılı dolmadı. Öte yandan CHP Hafsa İl Genel Meclis Üyesi Fedai Işık, yaşanan balık ölümleri karşısında duydukları üzüntüyü dile getirdi. Şimdi bu Sinit Göleti bizim yani geçtiğimiz yıllardan beri itiraflı bir konuma geldi. Fakat bu suyun bir şekilde geçtiğimiz Ekim ayı içinde salınması, bunu salmadan önce bu suyun istikameti yani alttaki işte Kabaç Köyü ve Necatya Köyü'nün ekim alanları sular içinde kaldı. Bu baştan yanlış bir olaydı. Devlet Su İşleri bu suyu salmadan önce bunun projesi vardı. Bu projesini o dere yatağını açarak ondan sonra suyun salınma yönünde bir planlama vardı. Fakat her ne olduysa bu su ani bir şekilde dere yatağından boşaltıldı. Yani baraj hatlarında boşaltıldı. Dere hatlarında da boşaltılmadı. Nereye boşaltıldı? Bu su tamamıyla ekili olan araziye boşaltıldı. Yanlışlıklar da orada başladı. Şimdi hep beraber gittik gördük oradaki katliamı. Bu gerçekten bir o göldeki olan yaşanan bir katliamdır bu. O suyun boşalmasından dolayı balığın avaların da çok soğuk giderek su yüzeyini, su debisi düşünce su yüzeyini, batakla olan su yüzeyini tamamıyla buzdan buz kaplaması ve ardından yetersiz olan oksijenin hep beraber gördüğümüz gibi bu balık katliamını yazık insanın gerçekten gittiğimiz zaman benim bir şekilde içim sızladı.
Yani yanlış bir olay, yanlış yapılan bir olay, baştan yanlış yapılan bir olay. Yani üzücü, gerçekten üzücü. Biz ben bu şekilde bu olayın böyle çarpık gelişmesine gerçekten hem tepki veriyorum hem de üzülüyorum yani.